Ben nerede anlıyorum biliyor musun muhalefeti kazanamadığını? İzmir gelsin. Ya. Öbür tarafa geçiyorum. Duyanlara. Devletimiz nerede? Böyle vatan hainlerine gösteri yapılmasına izin verildiğine inanamıyorum. Et Cimer, et EGM, et Süleyman Soylu. Benim biliyor olmam lazım. Kamyon devirmek ne demek? Rüyalanmak demekmiş arkadaşlar. Oğlum bu kadar uzak bir anlam. Kamyon devirmek ne? Millette ne varsa artık. Abi kamyonu devirdim. Abi airbus yan yattı. Ben de scooter düştü. Kadınlar başta çok gülüyor bu şakaya. Sonra adamın bozulduğunu görüp şöyle oluyor. Ya sen değilsin aşkım. Sen aslan gibisin. Sen öyle olur musun? Yani vardır böyle adamlar diye. Kadıköy'de sandıkların hepsi açılmadı. Aç. Hep böyle muhalif sandıklarda böyle bir naz var. Esenyurt falan hiç öyle mi? Hiç. Bam diye açıyorlar. Hiç. Hiç beklemiyor. Dur. Müthiş, müthiş, müthiş hakikaten. Bir de çok cesur, cesur yahu. Ne güzel işte yani. Hem hem siyasi espriler var, hem tabii ki hepsi cesaret. Çünkü bu insanlar kolay bir şey değil. Bizim zor bir seyircimiz var aslında. Tabii. Sadece siyasi espriler değil, cinsel espriler falan filan hepsi birlikte yani. Hakikaten zor. Ben bunu tabii ki teaserını keserken birlikte arkadaşlarla çarptık da ben bunu mesela televizyonda izleyeceğimi düşünerek kesmedim. Biraz önce Melis'le konuşuyordunuz ya. Şimdi onu düşündüm. Televizyonda izlenebilir durumda. Bence de. Problemsiz. Ben de bunu anlatamıyorum. Problemsiz. Siz anlıyorsunuz. Ben anlıyorum. Ben anlatamıyorum bu ben. Bu konuda da yıllar içerisinde bilen bir kişi haline geldim. Yani ben radyo televizyon üst kurulu nasıl çalışıyor? Çünkü yıllarca bize şöyle yaptılar. Mesela orada Rütük diye bir adam var. Fena halde kafası bozuk. her şeye bozuluyor falan gibi. Böyle bir şey yok. Bir kurul var radyo televizyon üst kurulu. Adı üzerinde bir kurul. Ve bu kurul şikayetleri değerlendiriyor. Tabii ki. Yani şikayet olması lazım. Ama çoğunlukla Seda Sayan'ın programında olduğu gibi, başka programlarda olduğu gibi birisinin ağzından bir şey çıkıp da diğer herkes ona şaşkın ne dedin falan yaparsa doğal olarak seyirci de diyor ki ulen herhalde bir şey söyledi ben bunları bir şikayet edeyim diyor. Yani normal şartlarda hayatın akışı mahkemelerde de kabul edilen tırnak içerisinde bir hayatın akışına uygun olmak, hayatın akışına uygun konuşmak. Bunlar hayatın akışına uygun konuşmalar. Yoksa insanlar kekeme gibi konuşurlar zaten. Tabii ki. Tereddüt ederek. Buradaki her şey, bana sorarsan şikayete şey değil, şikayete gerek olmayacak şekilde anlatılabilir. Şöyle hayatın içinde daha fazlası var. Televizyon, dünya televizyonları bunu anlıyorlar ve buna göre davranıyorlar. Şekilde. Orada da böyle danışma kurulları, üst kurullar, bu işlerle görevli kurullarda diyelim ki o şikayetlerin hepsini değerlendirmiyor. Diyor ki hayır bu uygundur. Aynı mahkemeler gibi. Hakim de diyor ki burada diyor bir suç unsuru oluşmamıştır diyor. Yani. Benim burada gözlemlediğimi söyleyeyim abi. Bir yerli ve kirliyi yayınladım bir önceki gösterime. Hmm. O işte 4 milyon, bu işte bir ayda 2,5 milyon izlendi. Müthiş izlenmeler evet çok. Ve ben hani canlı gösteriler, ben 2 günde bir gösteri yapıyorum. Turnedeyim ben. İşte yarın Balıkesir. Ben de Balıkesir'e bak, bir gün sonra gidiyorum. Aynı yere. Bizden sonra. Evet. Okay. Balıkesir, Eskişehir, Ankara. Eskişehir'de matine suare. Konya'da ben oynuyorum ve hepsi dolu geçiyor. Ben şimdi burada gözüktüğü üzere kendi başıma monolog duvar oynamıyorum. Karşıda muhatabım var. Hepsi gülüyor. Çok korkuyor insanlar. Olmadığı bir şeyden korkuyorlar. Yani bunu söyledin mi? Ay acayip. Ne acayip abi bunu konuşuyoruz zaten. Ben mizahçı olarak samimi olmayan bir şey yapamam ki. Samimi olmayan mizahçı olur mu? Olmaz. Mizah steril bir şey değil ki. Mizah hayatın içinde kendi perspektifinden koparttığın şey. Ya bir sürü tanımı var da. Ben bunu yapıyorum ve insanlar gülüyor. Gösteriye de geliyor. Ayrıca da o, oyunun kadar cesur olan bir diğeri de bunu yayman. Bunu YouTube'da yayınlaman. Şimdi ne biliyoruz biz? Hani... Mesela sinema filmi. Hı hı.
niye gelsin izlesin televizyonda oynuyorsa, niye gelsin izlesin bir platformda yayınlandıysa, o zaman nasıl dolacak salonlar? Ama sen hem yayınlıyorsun hem salonu mu dolduruyorsun? Evet. Yani bunun yapımcısı da benim. Sponsoru da yok. Yani kendim gösterilerden kazandığımlarımla yapıyorum. Bu böyle manyaklık bir durum değil. Yani ekonomik olarak da bunun bir geçerliliği var. Bunu yapıyor olmamın. Tabii ki hani buralardaki, televizyonlardaki, sinemalardaki gibi bir para dönmüyor. Zaten benim öyle parayla ilişkim yok. Benim sahnem dolu olsun. Muhatabımı bulayım. Bu ne kadar çoksa bu kadar kişi birbirimizle de tanışalım diye yapıyorum. Peki milyonlarca kişinin izlediği şeyi gidip oynuyorsun değil mi? Yani bunu yayınladı, bunu oynamıyorum bitirip artık. Bitirip yayınladı. Bitiriyorsun. Tabii. Ben 17 ayda 3 saatlik 2 artı bir mini special yayınladım. Bunu geçen sefer de konuşmuştuk. Sen çok hızlı üretiyorsun. Evet. Çok çünkü hızlı üretiyorsun. Çünkü 10 sene boyunca çıkıp anlattım. Materyaller birikmişti. Birikenleri yeni dünyaya revize ettim bazılarını. Yeni yazmayı da çok seviyorum. Ben üretmeyi çok seviyorum. O heyecan beni ayakta tutuyor. Ben 2 sene aynı oyunu oynayabileceğimi de bilmiyorum, büyük konuşmayayım ama kendim sıkılıyorum. Artık daha iyi bir şey anlat. Çünkü farklı bir şey tüketiyorum. Başka bir kitap okuyorum. Başka bir dünya değişiyor. Bir devinim var. Ve o devinimin içindeki doğru şeyi bulmaya çalışıyorum. Önce ben bulayım. Çünkü şimdi TikTok, Instagram, o bu şu güncel olan bir şeyi hemen tüketiyorlar. Yani yarın bir kağıttan uçak havada alev alsa o video zaten 25 yer tarafından milyonlarca kez izlenecek şekilde paylaşılıyor. Onunla ilgili şakalar yapılıyor. Onun önü arkası hakkında belgeseller yapılıyor. Bir tane olay hakkında yüzlerce binlerce içerik çıkıyor. Ne kadar manyak bir örnek verdin ya. Evet. Böyle bir şey var mı kağıttan uçağın havada alev alması? Örnek yani Mecidiyeköy'de biri hızlıca çıplak şekilde koştu. Bu da çok acayip bir örnek. Ya bir oluyor ya günde hani ana haberin sonunda olan bir şeyler oluyor ya. Bizim ülkede o bitmez ki. Ben her gün Twitter'a oraya buraya girdiğimde ya bu olmuş olamaz diyorum. Tıklıyorum olmuş. Nasıl oldu bu diyorum ya. Bu olamaz ki diyorum. Bunu kim ya Kubrick mi yazdı? Kim yaptı bunu diyorum yani. Ama yaşanıyor. Bitmiyor ve tüketiyoruz. Hızlı tüketiyoruz. YouTube'la alakalı şöyle bir durum var. Onu açıklayayım şimdi. Kendi kanalında yazınca böyle bir kanalım var gibi değil. Kendimin bedavaya mail adresimi girerek oluşturduğum şeydir bu. Yani tabii onu işte banner'ını yapıyorsun, grafik tasarımını yapıyorsun. Çok güzel arkadaşlarla çalıştım burada. Gerçekten işini iyi yapan insanlarla. Onlar da buradaki bütçeleri bilerek tabii ki hareket etti. Normalde televizyonda da çalışan insanlar burada çalışıyorlar. Burada şöyle bir şey var. YouTube bütün platformları yuttu. Çünkü bir dizi de artık YouTube'da. Bu program da yine YouTube'a girecek. Evet. Günün sonunda YouTube devasa bir arşiv. Evet, Google ve tehlike çanları bütün platformlar için çalıyor. Netflix için, Disney için, hiçbiri kâr edemiyor Amazon yıllardır. İçin, evet. Yani onlar tabii şey alıyorlar, yatırım alıyorlar. Borsada kağıtları yükseliyor, hisseler. Finans şirketine dönmüşler yükseliyor. Daha çok. Yükseliyor, yani ya borsa hissesi yükseliyor, bravo. Ya da işte yatırım alıyorlar. Fakat tabii ki bir başıbozuk bir para var bütün dünyada. Dolaşan, adres arayan fonlar, adres arayan paralar var. Onlar hisse almak. Karşılıksız paralar. Evet, evet, bravo. Önemli olma yani. Onlar yatırım yapmak için. Altın karşılığı yok yani. Bravo, aynen. Herkes bir yere şey yapıyor. Bir de şey de çok korkunç, pardon. Yani içerik üretmek zorunda olmak. Yani mesela şimdi biz oyun oynadığımız zaman seyirci geliyor ya da gelmiyor. O içerik bitiyor. Ama burada çocuklar ellerinde belki 500 bin izlenir. Kağıtta, yani sürekli YouTube sana bir makine gibi içerik ürettiriyor. O çok acayip. Bir bölümünü kabul ediyor, bir bölümünü de çöpe atıyor. Tabii benim yani mesela ben buradan bir kariyerim oluyor olsa ben şimdi bir yılda 3 tane yani... İki yılda üçüncü videom bu aslında. Yani film gibi düşünebiliriz. Eğer buradan gelir elde etmeyi planlıyor olsaydım ben çok büyük zarardaydım. Bence çok büyük şans yani Okan. Çünkü yani milyonlarca... Hayır şu anlamda söylüyorum. Mesela eskiden birinin bir şarkısını, bir bestelediği bir parçayı birilerine dinletmesi o kadar zor bir şeydi ki. Evet, mümkün değil abi. Yani gel un kapanla falan. İşte tabii. Prestij meselesini daha yeni yaptım Mahsun işte. Hatta ben de içinden geçtim oynadım. Gördüm orada da yani hepimiz de biliyoruz yani ama... Şimdi öyle bir şey var ki başarıyı tutmak mümkün değil. Yani.
Hani bunu YouTube için söylemiyorum. Eskiden de çok başarılı insanlar vardı ama tutuluyor, gösteremiyor, ne yapsın? Ama şimdi YouTube diye bir şey var. İnanılmaz bir şey yapabilirsen, evet, bir anında 10 saniyede dünya çapında adam olabilirsin. Tabii. Bu ünlü olmak anlamına gelmiyor. Yanlış anlama sakın yani. Tabii. Çünkü bu içeriği çok kötü kullananlar var. Yani ben çok büyük bir şans, çünkü gerçekten bence başarıyı kimse tutamaz. Büyük şans. Seni de tutamamışlar. Bak, ne güzel gösterilerine yani, bak. Burada... Eskiden olsa bu olur muydu? Olamazdı ki.